Aa Tahir, senin ne işin var burada? Beni kontrol etmeye mi geldin yoksa? Yeni iş yerimi merak ettim. Nasıl ama? Güzel değil mi? Merhaba Tahir, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen burada mı çalışıyorsun? Ha, sen benim için gelmedin o zaman. Yok, gelmedim ama senin böyle doğru düzgün bir yerde çalışmana çok sevindim. Hayırlı uğurlu olsun. Ben Gamze ile konuşmaya geldim. Ben bölmeyeyim o zaman sizi. Hoş geldin. Yine iyi miyim diye bakmaya gelmedin herhalde. Yok, bu sefer başka bir şey konuşacağım seninle. İki dakikan var mı Gamze? Gel. Sağ ol. Sen de herhalde herkesin yaptığını yapacaksın değil mi? Dayanamadım tabii. Ya hadi, hadi başla, hadi suçla sen de beni. Suçla. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Böylesi çok daha güzel oldu. Bu şekilde benden çok daha hızlı soğur, çok daha çabuk nefret eder. Nefret diyorsun. Ömer senden nefret edecek ha? Sen tabii görmedin o bakışlarını. Abisisin sonuçta. Kıyamaz sana. Sen abisin. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Ama ben öyle değilim Tahir. İnsan ailesini seçemiyor ama sevdiklerini, eşini seçebiliyor. Ve ona mahkum değil. Yani Ömer bana mahkum değil. Vallahi Gamze, ben senin kadar anlamıyorum bu işlerden. Ama şunu biliyorum, Ömer dağılır. Sen daha önce Amerika'dayken Ömer'in ne hale geldiğini en iyi sen biliyorsun. Hiçbirimiz toparlayamadı onu. Senden başka hiç kimse beceremedi. Yani sen ortalığı ayağa kaldırmasaydın, o kadar çabalamasaydın Ömer şimdi bu hale gelebilir miydi sanıyorsun? Belki de boşuna çabaladım o kadar. Çok daha önce bitmeliydi bu iş. İkimiz de kendi yollarımıza gitmeliydik belki de. Size olan şey ne biliyor musun? Siz bu yaşadığınız sorunları konuşmuyorsunuz. Böyle hemen böyle üstünü kapıyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra bunlar böyle birikiyor, birikiyor. İşte bu hale geldiniz. Bak sen. Vallahi ya. Bak sen dalga geçsen de bu böyle. Ben sana bir şey söyleyeyim Maz. Bence biz çok konuşmaktan böyle olduk. Kimse bizim kadar konuşmamıştır. Yani şöyle bir sakince yan yana oturup sessizce bir huzurla duramadık. Ama o konuşmak değil o. O didişmek. O benim de her zaman yaptığım şey böyle herkese, her şeye laf yetiştirmek. Sabah da beni şaşırttın Tahir. Ben dayanamayacağım, sana güzel bir şey söyleyeceğim. Sana yaşadıklarım bayağı yaramış. Sen bayağı bir ders almışsın. Vallahi Gamze, ben bu sevgiden, aşktan sizin kadar anlamıyorum. Belki odunun tekiyim hani size göre ama bu bütün bu dediklerinden ben şunu anladım. Sen madem bu kadar kafayı koymuşsun bu boşanma işine, sen gerçekten Ömer'i sevmiyorsun o zaman, değil mi? Hayır, öyle değil. Ben Ömer'i seviyorum. E o zaman son bir kez daha dene ya. Yani vazgeçme hemen bu kadar kolay. Gözünü seveyim. Bak olmadı mı? Bak yine yapamadınız mı? Tamam, bu sefer ben kendi ellerimle sizi götüreceğim. Hakime diyeceğim şunları boşayın. Vallahi ya. Bak Şükran'la ben bile bu kadar yaşanılan olaydan sonra bile bak biz birbirimizi anlamaya, birbirimizi en baştan böyle insan gibi sevmeye çalışıyoruz. Hani siz bunun alasını yaparsınız. Vazgeç şu boşanma işinden. Ya yazıktır ya. Savrulup gideceksiniz böyle ayrı yollara. Ne olacak? Hani her şey çok iyi olacak mı sanıyorsun? Olmayacak ki. Ben sana diyeyim vallahi bak olmaz. Siz birbirinize aşıksınız. Tamam. Hani aşk bitti desen gıkımı çıkarmayacağım. Ama yani hani öyle de değil. Ya yazık ya. Allah bak yazık, gerçekten yazık. Bunca şeyden sonra o bana hala aşık mı diyorsun? Eminsin. Ya sen deli misin ya? Sen Ömer'i ikiye böldün. Vallahi çocuk yarım geziyor. Ne kalbi yerinde, ne aklı yerinde. Ayrılmayın, yapmayın bunu. Yazık. Tamam. Düşüneceğim söylediklerini. Vallahi mı? Ya helal olsun ya. Bak benim yengem işte bu ya. Vallahi. Neyse ben gideyim. Lokantada işlerim var. Hani sen de bir ara uğra.
değişiklikler yapıyoruz. Senin de iş yerin sonuçta. Böyle elini eteğini çekip de böyle kendini uzaklara atma. Tamam, uğrarım. Sağ ol. Sen sağ ol. Gamze, ya bölüyorum böyle de kusura bakma da. Oruçluyum ben, bugün biraz erken çıksam olur mu? Yemek falan yapacağım evde de. Tabii tabii, git. Allah kabul etsin. Sağ ol. Ne oldu? Sen neye gülüyorsun öyle? Vay be canım. Tahir, başımıza psikolog kesildi. Hiç kimsenin anlayamadığı şeyi herkesten iyi anlıyor şu anda. Vicdan desen oruç tutmaya başlamış. İmana geldi o da. Bakalım bu gözler daha neler görecek. Tahir, Tahir. Ne oldu? Ya beni de mahalleye kadar bir atar mısın diyecektim. Yok, olmaz. Niye ya? Yemem seni, merak etme. Ayrıca niyetliyim. Trafik mi çekeyim şimdi oruçlu oruçlu? Bak Vicdan, Şükran'la aramı bozmak için yapıyorsan vazgeç. Ne alakası var ya? Ne alakası var Tahir? Biliyorum ben senin Şükran'ı ne kadar sevdiğini, ona ne kadar değer verdiğini. Her fırsatta gözüme gözüme sokuyorsun ya. Ya yok, niyetim o değildi, kusura bakma. Tamam hadi. Dur dur, ne yapıyorsun, dur. Olmaz öyle. Kask mask olması lazım, şimdi ceza yerim. Vedat, kaskını alıyorum ben. Sen de zaten yedeği vardır, hanımlar için saklamışsındır kesin. Tamam tamam, al, yarın haberleşiriz. Bu herif neci? Ne oldu? Kıskandın mı? Ya saçma sapan konuşma. Tamam, kaskımı da taktım, hazırım ben. Dur ya, dur, daha tamam demedim. Ay Tahir, ay ama uzattın devlet meselesi gibi ya. Bak trafik alacağız, hadi valla. Tamam dur, acele ettirme. Bu herif hiç gözüm tutmadı. Gamze'ye de söyle, tamam mı? İyi, tamam. Ayaklarını şu demirlere at, tamam mı? Şurası değil mi? Hı hı. Vicdan, ne yapıyorsun ya? Bak bu yanında tutamaçlar var, elini oraya at. Yok ya, iyi böyle. Düşerim ben öyle. Çık! Ver, ben taşıyayım. Yok, taşırım ben. Lokan taşırırsın zaten canım. Ne haber Şükran? İyiyim, iyi. Siz? Siz ne yaptınız? Motorla bir gezinti yapalım dediniz herhalde. Havada olur, güzel oldu. Güzel güzel ya, tatlı. Soğuk değil. Sen ne yaptın? Lokantada mıydın bütün gün? Ha, ben işimin başındayım, çalışıyorum ya. Tahir Bey'in bazı istekleri vardı, onları aldım. Şimdi çalışmaya devam. Şükran ya, ne gezintisi Allah aşkına? Ya Vicdan, sen de bir şey söylesene. Desene iş yerindeydim, gezinti de değil. Ya Gamze ile konuşmaya gittim şu boşanma işi için. İşte Vicdan da iş yerinden çıkıp da şey dedi, hani beni de bırakır mısın deyince. İyi tamam, ne güzel. Güzel yapmışsınız işte. Hani motorun arkasında sarmaş dolaş. Yakışmışsınız da, güzel. Aa, bozuldun mu sen Şuko'ya? Yo, ben niye bozulayım? Ben öyle bir şey mi söyledim de şimdi sen? Allah Allah. Dedim yakışmışsınız. Hani iyi olmuş, güzel olmuş dedim ya. Hadi. Şükran, bak eğer bana kızdıysan ben kızacak bir şey yapmadım. Vallahi ben bundan sonra seni üzecek bir şey yapmam artık. Tahir, sen istediğini yapmakta özgürsün. Hiç de bana öyle açıklama yapmak zorunda değilsin ki. Ya ben sana niye açıklama yapmak zorunda olmayayım? Sen benim karım değil misin? Tahir, biz seninle bir deneme sürecindeyiz şimdi. Hani aramızdaki öyle bazı sorunları da halletmiş değiliz. Hani ben de düşünüyorum mesela senden olur mu olmaz mı diye. Sen de tabii öyle düşünüyorsundur, bakıyorsundur. Karar vermek için olur. Vallahi benim düşünecek hiçbir şeyim yok, çok şükür. Kararım kesin yani. Neyse, benim lokantada çok işim var şimdi. Siz de dikkat edin. Öyle hani hızlı gitmeyin, gençliklere kapılıp kaza falan yaparsınız, Allah korusun. Hadi görüşürüz. Ya Şükran, dur ben de geleyim. Vicdan, ben Nilüfer'i almaya geleceğim. Baba kız iftarı yaparız, tamam mı? Olur olur. Tabii, olur. Yine başa döndük, iyi mi?